Nasıl patlamış anlamadım. Dark Souls oynamaya direkt 3. oyundan başlamadan hiçbir şey olmaz. Dark Souls'un istediğin oyundan başlayabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Bu karakteri bugün sabah açtım arkadaşlar. Daha yeni bir karakter. Doğal olarak da level'ı düşük. Henüz daha 40, 49 level bir karakter. Ve bu karakterle şeye girmek ciddi bir sıkıntı. Yani DLC'ye girmek ciddi sıkıntı. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama deneyeceğiz şansımızı. Şimdi DLC'ye girmek için yanlış hatırlamıyorsam şurada olmamız lazım. Boss'u kestikten sonra. Hebele öbele Skyrim Special için çıktı, onu anladım da nasıl bir patlama yaşandı ki? Onu anlamadım. Anda burada. Evet, bu abiyle konuşup öyle giriyoruz DLC'nin içine. Fire for Ernia, Fire for Ernia, bilmem ne zarsu, tamam hadi girelim. Götür beni hacı. Tamam hadi götür beni, hadi tamam okey götür beni, hadi DLC'ye götür. DLC'nin tek bir karesini bile görmedim, neler olacağını bilmiyorum o yüzden ama hadi hayırlısı. Sleeping Dogs hakkında ne düşünüyorsun? Eğlenceli, eğlenceli. Yeni açılmış karakter 49 level mı? Evet, bugün sabah açtım karakteri. Daha bugün sabah açtık. Saat, bugün sabah dedim bir civarı falan bu arada. Sabah dedim, ben o saatte uyandığım için bir de açtık. Bir oturduk arkadaşla başına işte. İlerledik, şeye kadar ilerledik. En son neyi kestik? En son o dev iskeleti kestik, kollarında bilezikler olan. Bir de onun altındaki alev şeyi kestik. Demon'u kestik. Fire Demon'u kestik. Onlar, oraya kadar ilerledik yani. Oyunu bir yarıladık herhalde oyunu. Ama gene de yani az abi, 50 level az yani. DLC'ye girişin 50 level az. En az 80 olmamızı istiyorlar DLC'ye girişin. O yüzden muhtemelen baya baya kötü bir şekilde tecavüze uğrayacağım burada. Baya kötü yapacaklar. Dostlar bir Sherlock izlemeye devam ediyor musun? İzliyorum. İkinci sezonun ikinci bölümünü izledim en son. Her bölüm film gibi ya. Çok iyi yapmış adamlar. Çok zevk alıyorum izlerken gerçekten. Ya her bölümü bir film izlemek gibi, o yüzden çok başarılı geliyor bana şu anda. FPS oyunları yoktu. Dost Bey, Kralların Yolunu okumadım. Bence Batman Telltale oynuyorum zaten. Başka karakterim yok. Bilgisayarda yok başka karakterim arkadaşlar. Karakter o ne ya? This is the new tree from heaven for... Tamam okey, sen bana hikaye anlatacaksın. Benim de Dark Souls'da maalesef hikayeyle hiç alakam yok, kusura kalma. Aynı şeyleri demeye devam ediyorsun. Hadi bakalım ilerleyelim. Daha önce hiç görmediğim bir bölgeye doğru bir yolculuk. Muhtemelen mahvolacağım. Baya kötü geçecek yani, baya kötü geçecek. Painted World of Ariandel. Painted World? Dark Souls 1'deki Painted World'la bir alakası var mı? İllaki vardır herhalde. Bir sesler duyuyorum bir yerlerde. Yürüyüş sesleri falan. Etrafta hiçbir şey olmaması beni birazcık korkutmuyor değil. Grafikler çok güzel görünüyor lan ama burada. O ne? Oğlum şeylerden mi çıkıyor bu ses? Aa yo, bayağı da güzel damage vuruyorum aslında. O ne lan? Yapma. İyi gibi şu an için. Çok bir sıkıntı yok gibi en azından, bilmiyorum. Lan şu ağaca takılma ikide bir. Şeyim çok düşük ya. Staminam çok düşük. Abi her yerdeler, gözükmüyorlar ki, bir de belli. Allah! Sakin yavşak, sakin. Durun. Oğlum bir durun lan. Daha fazla stamina lazım bana kesinlikle, daha fazla acil, daha fazla stamina ihtiyacım var. Senin de attığın şeyler beni takip mi ediyor nedir arkadaş ya? Dark Souls 1'deki Painted World Aramis olacak. Ha, okey, ben hatırlamıyorum isimleri zaten. Çok fazla. Bunlar bayağı kolay ölüyorlar şu an için. Başlangıçtakiler en azından bayağı kolay ölüyorlar ama. Zaten şeyi falan veriyor yani, baksana. En basit şeyden verdi.
Titanite Shard falan veriyor. Yani bunlar bayağı güçsüz anlamına geliyor olsa gerek bu herhalde. Follower Armor. Daha önce hiç görmediğim zırhlar tabii doğal olarak yeni düşmanlar olunca. Şimdi bölgeyi nasıl öğreniriz? Tabii kafada birazcık oluşturmamız gerekecek bölgeyi. Geze geze olacak bir iş o bence. O ne ya? Sen nesin abi? Ne iğrenç bir tipsin sen öyle. Zaten sevmiyorum. Bildiğin kara sinek yapmış herifler. Bildiğin kara sinek. Kocaman kocaman gözleri var. Dost çöp. Efendim canım söyle. Rick and Morty'yi izliyor musun? İzliyorum Rick and Morty'yi. Yani şu anda izleyemiyorum malum 3. sezon daha çıkmadığı için ama çıkınca 3. sezonunu izliyor olacağım. Henüz daha 3. sezonu çıkmadı. Peki 5 tane dizi söyler misiniz? Ananı... Hayır! Karmış la. Valla 5 tane dizi söyleyeyim diyeceğim ama benim söylediğim dizilerin hepsi senin izlediğin dizilerle aynı şeyler olacak yani. Benim en sevdiğim şu anda dizilerden bir tanesi, henüz 3. sezonunu merakla bekledim, Better Call Saul var. Yani ben onu Breaking Bad'den bile daha çok zevk alarak izliyorum her bölümünü. Selam, kurt var orada bir tane. Gel. Bir tane değil, bayağı var. Arkadaşlar, ben düşman değilim. Vallahi. Ben düşman değilim. Ben düşman değilim, vallahi değilim. 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 Çağırma, diğerlerini çağırma. Bu daha mı büyük lan diğerlerinden? Öyle gibi görünüyor en azından. Düşman değilim ben. Oğlum gelmeyin, düşman değilim ben. Geliyorlar, sürüyle geliyor. Hayır. Yayın 1'e kadar. Yayın 1'e kadar sorunlar için. Fazla gezmey. Oğlum çağırmayın, çağırmayın, daha fazla çağırmayın. Kaç soğuk veriyorsunuz lan siz? Bu arada hiç bakmadık. 264. Bir şey vermiyor musunuz lan? Değmezsiniz o kadar. Kesmeye. Öl. Öl. O kadar zor da değilmiş zaten öldürmeleri. Daha zorlu gibi duruyorlardı ama o kadar zor değillermişler. Abi yaklaşık 1,5 ay önce 2 aylık Bloodborne save'im gitti. Güme haylayken ananı... Nasıl gitti save'in? Nasıl save'in gitmiş olabilir ki? Hani ne olmuş olabilir? Arkadaş bir ulumadan durun ya size. Ya katliam yaptırdınız bana. Resmen tüm kurtları öldürdüm. Oğlum bir öldürmem gerekiyor muydu lan bu kurtları bir de? Bayağı kurt katlettik, yazık ettik yani. Oha 400 ülkücüye oldu. Ne? Ulan 400 ülkücüye mi oldu? Neyi konuşuyorsunuz lan? Ha. Gökbörler kim bilmiyorum. Allah! Oğlum kendi aranızda gene kavga çıktı sanki orada ama ne olduğunu bilmiyorum ben. Bir şeyler orada bir tartışma dönüyor. Ama ne olduğunu anlamadım. O ne? O ne? Ağaç! Ağaç canlı! Vurulmuyor da ağaç canlı! Ağaçlar canlı! Ağaçlar canlı. What the fuck? Oha abi ağaçlar canlı ya. Ve frostbite vuruyorlar ağaçlar işin kötü tarafı. Ağacı öldürünce ne oluyor abi? Hiçbir şey olmuyor. Ağaç bildiğin kayboluyor sadece. Tamam. Ağaçlar iyi rol yapıyor. Bu gerçek ağaç. Şu değil ama. Bu ağaçlar hareket edebiliyorlar mı acaba?
Ağaçlar zaten candır. Cansız varlık yaşayıp gelişemez. Hadi eyvallah. Dın dın dın. You must be fun at parties diyesim geldi. Bu, yalnız bunlar bayağı rahatsız ediyorlar burada ve ben buradan nasıl geçeceğimi bilmiyorum böyle. Sizleri kendime doğru çekmekten başka çarem yok acılar. Lütfen bu tarafa doğru gelin. O ağaç orada sizi... Ya bana yine bir buz şeyi atarken ben size kapışamam çünkü. Gel gel gel. Oğlum korkak olmayın bu kadar. Gelin lan. Teke teke gelin. Şerefsizlere bak ya. Aş, iş öyle şek. Dibine kadar sokulmam bekledi bekledi bekledi. O kadar güzel saydırdı ki ondan sonra da. Ha ha içimden geçti. Tamam gel. Tamam. Şey gitti. 14 soul var. 14.000 soul. Aynen 14k soul giderse üzüleceğim zaten. Yani şu anda belki çok büyük bir şey değil evet normalde. Ağaçlar doğru düzgün soul da vermiyor arkadaş. Hiçbir şey vermiyorlar ki doğru. Followers Javelin. Ha. Followers Javelin. Javelin. Oh. Başladığım noktaya mı döndüm lan ben? Aynen başladığım noktaya geri döndüm. Nereden gittiğimde oraya geri döndüm ben peki? Aa bu da canlı bak. Ama tepki vermiyor. Niye? Niye tepki vermiyor? Bu da canlı. Bayağı belli yani canlı oldu. Hatta bu da canlı. Allah Allah. Buradakiler tepki vermiyorlar niyeyse. Garip. Ağaç katili. Doğa düşmanı. Valla şu anda o kadar yabancıyım ki. Ya Souls oyunlarında bu kadar yabancı olmayı sevmiyorum yeni girdiğim bölgelerde. Hele şuraya bak gözümüzün önünü göremiyoruz. Kar, kış, kıyamet her şeyi götürüyor ortalığı. Ağaçlar oksijen veriyor. Daha ne istiyorsun? Valla ben bir şey istemiyorum. Asıl soru onlar benden ne istiyor. Sıkıntı orada zaten. Adamlar çok iyi gizlemişler ama ağaçları. Ya ilk aşamada hiç fark etmedim gerçekten şey olduklarını. Hani bir kadın silüetinde olduklarını hiç fark etmedim. İlk aşamada. Baksana şuna. Bildiğin kadın silüeti yani halbuki. Tekrar o bölgeye inmek zorunda kalacağız. Çünkü buralarda başka bir şeyler göremiyorum ben. Ve ilerleyeceğiz. Doctor Who izledin mi? Doctor Who'yu izlemedim. Hayır, izlemiyorum Doctor Who'yu. GTA San Andreas, GTA B... Allah! Bunlar da alev püskürten ağaç deme bana ne olur. Yani hani püskürtmüyor belki. Allah! Burası çok karıştı. İhtiyacım vardı ona evet. Oo burası ne böyle? Burası ne böyle? Burası ne böyle? Selam! Nop 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 nop. Tat tat tara tara tat tara tara tat tat tara 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 tat tara tara tat tara 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 tat tat tara tara tat tara tara tat tat tara tara 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 tat. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Boşuna girdim yani. Peki, tamam. Tahta göğüs altın dediklerimiz bunlar mı acaba? Olabilir, evet. Dostça yaklaş belki. Yok, almayayım. Hiçbir şey, ben onlara yaklaşmayayım. Böceklere hiçbir şekilde yaklaşmak istemiyorum. Ne tür olursa sinek türüne bile hiçbir şekilde yaklaşmak istemiyorum. Yok, hiçbir yer yok ya. Biliniz boşa geziyoruz buralarda. Geldin ya. İnatla geldin yani. İyi bok yedin. Al. Ya gelmesen olmazdı sanki. İnatla kendini gelip öldürtücü. Allah be. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş işte yavaş. Kaşınıyorum zaten onları gördüğüm anda ağzım burnum kaşınmaya başlıyor. Aha. Bonfire var aşağıda.
Gidelim soğullarımızı bir harcayalım gelelim. Dost abi neden sadece beni takmıyorsun? Nasıl sadece seni takmıyorum lan? İyi geceler dost. İyi geceler Golden Age. Abi ya efendim. Belki demiştim. Haha neyi belki demiştim bilmiyorum. Önce kılıcımızı upgrade ederek başlayalım. Artı bir daha basabileceğim kılıcıma yanlış bilmiyorsam. Reinforce değil, o değil lan şu. Reinforce yapalım. Şuradan artı bir, artı altı olsun bu. İki tane Titanite Chunk mı lazım bu noktadan sonra? Titanite Chunk'ı çok zor buluruz. Titanite Chunk'ı çok zor buluruz yani. Nereden bulacağız Titanite Chunk'ı bu saatte? Titanite Chunk ta oyunun sonlarına doğru açılan itemlardan bir tanesi maalesef. Neyse en azından artı altı yaptık. Hiç yoktan iyidir. Şeyi falan kesebilirim bu sayede. Dancer'ı falan kesebilirim belki birazcık zorlarsam bu sayede. Çok kolay olmasa gerek ama. Yayın ne zamana kadardı? Yayın saat 1'e kadar devam edecek arkadaşlar. Yayın 1'de bitecek yayın. Dost Bey VR Ferri nedir abi? Ferri'nin ne olduğunu bilmiyorum. AU4 nedir onu da bilmiyorum maalesef. Maalesef yazgın. Bu köprü yıkılıyor mu? Lizard ahead. Nerede? Aa aşağıda da bir şey varmış lan. Adam bak iyi ki koymuş herif. Gerçekten işe yarayan bir not bırakmış birileri 100 yılın başında ilk kez. Sesini de duyuyorum Lizard'ın ama nerede olduğunu göremiyorum. Şurada falan mı ki? Lizard'ın sesini duyuyorum ha orada. Gördüm. Ama yetişebilir miyim asıl soru. Hadi bismillah. Hayır. Yes. Large Titanite Chart. Bana Titanite Chunk lazım acaba. Benim şeyle işim bitti artık. İşim kalmadı artık o şeylerle benim. Large Titanite Chart kısmını geçtik artık. Gerçi kalkanı falan güçlendirmek için belki lazım olur mu bilmiyorum ki. Bakalım buralarda neler var. Birazcık gezelim. Sevgili sinek efendi ne yapıyorsun sen orada? İn bayım aşağı. İn. Sen beni kandırabileceğimi mi sandın? Burası sinek yuvası. Belli yani her taraf. Şu yerdeki şeylerden belli. Abi bölgenin boss'u Nameless King'den daha zor geldi bana söyleyeyim. Yani o zaten DLC hayvan gibi zor diyor herkes. Oha. Bir de şey diyor yani millet bugün Emrah'ın söyledi bana 3 tane formu var diyorlar DLC boss'unun bir tanesinin. Nasıl yeneceğim abi 3 formlu boss'u? Daha 50 level'cıyım daha 50 level'cık. Abi bu karakteri yeni mi oluşturdun yoksa oyunu bitirdiğin karakter? Yok yeni oluşturdum bu karakteri arkadaşlar. Şu an daha 50 level. Daha bunun bir 150'ye kadar yolu var. Henüz DLC'yi bitirebilecek hale gelmesi bir 150 level'ı bulur tahminen. Arkamdan bir şey mi geliyordu benim? Böyle bir koşturma sesi duydum. İyi olmadı. Beş tane dizi. Ya beş tane dizi benim hissettiğim dizileri söyledim. Better Call Saul'u söyledim. İşte Rick and Morty çok başarılı. Ondan sonra hepinizin zaten çoktan seyretmiş olduğu ama benim geç kaldığım Sherlock var. Wow. Çok hoşuma giden şu an onu seyrediyorum zevkle. Bunu ilk kez gördüm işte. Bir Souls oyununda ilk kez kayak yaptık beyler. O köprüyü geçse miydim ne? Geçsem bile bir yere ulaşabilecek miydim onu da bilmiyorum gerçi ama. Haydi hayırlısı bakalım. Ananı düşüyordum ya lan. Bildiğin kayıyordum. Köprüden geçsene bir sürpriz var. Köprüden geçeceğim ya da geç. Şu an değil ama. Birazcık bekleyin. Oğlum ses ne ya? Bir ses geliyor bir yerden. Biri sanki... Sizden mi geliyor lan o ses? Ne olmuş oğlum burada? Herkes sudan mı ölmüş, zehirlenmiş? Anana! Korktum lan, korktum. Şerefsiz korktum. Bir de zehirliyorlar.
istiyor. Daha bir güçlü görünüyor diğerlerinden. Ama değilmiş. Oğlum bildiğin zehirlenmiş civciv la bunlar. Daha ama tüyleri bile çıkmamış. Bayağı şey civciv yani. Yeni doğmuş civciv. Oğlum bildiğin bu DLC bizi doğa katili yapıyor lan. Şuna bak, bir tanesi ben vuramadan kendi kendine öldü zaten. Eceliyle öldü resmen. Bağırma, bağırma, korkuyorum. Bağırma. Sorcerer olarak Dark Souls serisi mi çekeyim? Bayağı uzun süre arkadaşlar ya. Sorcerer şeyi kasması düşündüğümden daha zor galiba bu oyunda, yanlış hatırlamıyorsam. Listen carefully ahead. Fear ahead. İleriden kork, ileriyi iyi dinle. Burada hala hayatta olan bir şey var ve iğrenç sesler çıkarıyor. Aa, buraya nasıl çıkılıyor lan yukarı? Ne? Çok başarılıydı. Çok başarılıyım, süperim valla. Oğlum bir adam ses geliyor hala. Kafamı karıştırıyor. Şu an nereden ses geliyor hala? Kendi halinde yaşayan böceklerin evini basıp öldürüyorsun. Ayıp ayıp, aynen öyle. Yukarıda herhalde. Umarım yani öldür. Oğlum ileriden kork diyor herkes. Ne var ileride? Maksimum kaç level'a kadar geldim? Ya 200'e çıkmamışımdır herhalde maksimum. Ya da maksimum 200'e çıkmamışımdır bu oyunda. Ya jump scare ahead yazacak adam oraya aslında. Fear ahead değil de jump scare ahead demesi lazım. O ne lan? O ne oğlum? O ne öyle? Sen nesin? What the f- Dur! Hayır! Bu ne oğlum? Lan 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 lan! Ah, Wolverine Dark Souls. Aynen öyle. Aynen öyle. Umarım bir daha canlanmıyordur o ya. Tek seferlik falandır. O neydi oğlum öyle? O ne lan? Hay şunlardan yine. Bunlar annesi falan mıydı oğlum? Neydi o öyle? Yavrularıma ne yaptın be falan diye. O ne lan? Kar çıkıyormuş oraya. Expert Wolverine. Friend ahead. Ciddi misin?
Şu mu friend? Sen friend misin? Selam. Hacı, nasıl bu forma geçtin? I am Ash. Evet, ben Pokemon efendim, Pokemon ustası Ash'im ben. I am Ash. I am Ash, evet. Bu mudur yani? I am Ash dedi herife, bitti. Anda yürüyebilen versiyonları çıktılar bir de bak. Neyse ki çabuk yürüyorlar genelde. Bu arada bir yerde Crystal Lizard var. Sesi geliyor ama nerede? Düşman mı lan o? Abi adamlar gene oturup iğrenç bir yer yapmayı başarmışlar ya. Lore takip. Benden lore takip beklemeyin arkadaşlar. Lore'u yani hiçbir şekilde bu oyunla... Hiçbir Souls oyununun lore'unu daha önce takip etmediğimi söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Lore'unu takip etmiyorum Souls oyunlarının. Lore'unu ben oyun kendim rahatça oynayıp bitirdikten sonra en son açıp okuyorum sadece. Oğlum nereden geliyor bir şeyin sesi? Tepeden mi? Bunun tepesi falan mı? Kırılabilir duvar falan mı var? Burada bir yerde ama nerede bilmiyorum. Zaten geldiğim yer burasıydı, değil mi? Aynen buradan geldim zaten. E dinleneyim o zaman ben şeyde bonfire'da. Çok fazla başka bir şey olmadı zaten başımıza. La yok lore falan. Lore vardır illaki yani. O herifi dinlersek eminim lore'la alakalı bir bilgi falan veriyordur ama ya arkadaşlar benim hiç alakam yok. Gerçekten hiç alakam yok yani. Lore'la hani ya alakam yok derken yani onu okuysam onu okusam bile anlayacak zaten kafa yok bende onun. Yani o parçaları birleştirebilecek kadar şey değilim. Zeki bir adam değilim. Sen de oradan bağırıp durma. Olmadık yerden çık. Bağırıp durma. Benim asamı bozma. Yeter artık. Does not open from this side. Böyle açılmaya ne dersin o zaman? Oğlum bildiğin tahta kapı lan. Vursam açılır lan. Bir de yarısı yok zaten kapının. Yarısı dağılmış durumda. Buradaki şey acaba tekrar spawn oluyor mu? O Wolverine abimiz ya da ablamız ya da her neydiyse o. Yoksa tek seferlik miydi? Çünkü bana bildiğiniz uf yani çok korkunçtu. Aaaa! Sen nesin? Ha sen şu şeysin. Bak şu an için DLC yani şey değil. Çok tehlikeli bir şey çıkmadı henüz karşımıza ama çıkacak. Onun kesin çıkacak da şu an çıkmadı. Şu an için sakin gidiyoruz. Lore mu peynir mi? Hocam koşturma kayıp düşeceğiz şimdi sonsuzla. Sonsuzla. Birazdan düşeceğim evet. Kendimi zorluyorum birazcık. Peki bu kapı açılır mı bu taraftan? Bu da bu taraftan açılmaz tabii ki. Başka bir şey yok bu taraftan. Şuradan gidelim. Oğlum kaç tanesiniz lan? Size vurmasam siz buna vurur musunuz peki diyecektim. Oradaki aa Wolverine var orada ama. Wolverine var orada ama. Ondan kaçıyorlar bunlar. Bu o bunları avlıyor. Ondan kaçıyorlar. Bunlar saldırgan değiller ki. Öyleler mi? Yok değiller. Bunları öldürmenin manası yok oğlum. Ben bunu niye öldürüyorum? Wolverine yine karşılaştık. Oha! Bu sefer Wolverine değil misin sen? Bu sefer başka bir şeysin. Daha da betersin bu sefer. Hacı siz nesiniz ya? DLC bildiğin trollüyor adamı ya. İlk başta böyle kolay başlıyor. Böyle çok zor değil değil mi falan gibilerinden tamam mı? Ondan sonra bunları bir gönderiyor böyle lop diye.
Nereye düştüm ben? Yani istemeden düştüm buraya ama en azından item var. Harika, simple jam. Gerçekten ihtiyacım vardı buna. Sağ ol. Ne olacak şimdi? Ha, burada kol varmış, burayı açabilen. Hayır, birden fazla kez spawn oluyorlarmış. Birden fazla kez spawn oluyorlarmış. Seninle bir daha savaşmam, hayatta seninle bir daha savaşmam. İlki yeteri kadar korkunçtu. İşte doğadan sıradan bir Wolverine. Avlarını kovalıyor derken iyi insan bu Wolverine için güzel bir avını hazırlıyor. Bakalım Murat. Sakin ol şampiyon. Bana mı diyorsun? Yok hayır, Mubot zaten onu diyemiş. Her şey tekrar spawn olduğuna göre Bonfire'ı dinlenmemek için sebebim yok diyeceğim ama zaten dinlenmiş sayılmışım. O ne lan? Organize mi ne yazıyordu? Ha, Organize Storage Box. Hiç kullanmadığım için Storage Box'ı bir an garip geldi. Organize kısmı orada. Ya, o abilerle savaşmak için bir sebebimiz yok. Onları es geçmenin bir yolunu bulabilirsek ya. Yani, şunlar zaten saldırmıyor bize. Bir tek şu şerefsizler saldırabiliyorlar. Bir tek bunlar saldırıyor. Üzerine bir de zehirliyorlar. Selam, siz saldırabiliyor musunuz? Saldırmıyorlar, yazık bunlara. Ben şuradan bir ilerleyelim bakayım, burada neler varmış. Hocam çok zor biliyorum ama Soulsborne serisinden en iyiden en kötüye sırlar mısın? En iyiden en kötüye zor ya. Aha, da saldıran bir tane çıktı. Ya benim favorim Bloodborne şu anda bütün hepsinin arasında sanıyorum. En çok o hoşuma gitti, en çok ondan zevk aldım. Be wary of above. Above? Above? Ne var yukarıda? O ses neydi oğlum? İki tane mi var la orada? Aynen öyle, iki tane varmış. İğrençlik etme. İğrençlik etme. Burası neresi bu arada? Ha, biraz önce geçtiğim bölge. Burası içine nasıl girilecek peki? Veya buranın aşağısında ne var peki? Aşağısı benim geldiğim yer. E burası boş abi. Ben buraya boşa çıktım yani. Burada hiçbir şey yok o zaman. Aynen öyle. Dark Sword ne ya? Dark Sword benim kullandığım. Güzel mi? Güzel kılıç, düşme, 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 düşme. Dark Sword'u ben çok seviyorum. Sevmeyen de bayağı bir insan olduğunun farkındayım ama niye sevmediklerini bilmiyorum. Ben çok başarılı buluyorum Dark Sword'u. Köprüden geç bence. Evet, herkes köprüden geçmemi istiyor zaten. Köprünün karşısında beni ne bekliyor kim bilir artık. Vay manyak ya. Nasıl da katlediyor milleti. O ne be? Ya! Hayır! Buraya nasıl gireceğim? Kusma, kusma. Ya kusma be adam. Kusma be adam. Kusma lan, kusma, kusma. Kusma, bir kere de bir dur ya. İçeride zaten bir tanesi bir şeyler tapıyor orada. Şuna bak. Neye tapıyorsun sen? Bunların hepsi canlanacak bu işte. Kesin canlanacak. Kesin. Burayı kırsam ne oluyordu? Acaba şu bombayı atsam şu duvarı parçalıyor muydu? Ya o şeyleri, varileri bomba atsaydım parçalayacak falan mıydı acaba? Köprüden geç diyenler biliyor. Umarım biliyorlardır. Dark Sword acemi kılıcı, o yüzden sevilmiyor. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Bir şeyler acemi kılıcı, noob silah, zar zır, bu tarz şeyler bana hiçbir oyunda etki etmedi arkadaşlar. O bilmem ne, ondan önce noob'lar kullanır. Zaten hiç umurumda değil.
Hiç umurumda değil. Ben oyun deneyimi benim için daha iyi hale getiren, daha zevkli hale getiren herhangi bir şey varsa direkt onu kullanırım. Oyunda bir silah iyiyse iyidir yani, bu kadar basit. Mesela bir zamanlar şeyde benim bir arkadaşım Battlefield 3'te şey diye ağlıyordu sürekli. Ya adam otomatik shotgun almış gene ya falan diyordu böyle. Ne olmuş dedim. Abi otomatik shotgun çok kolay öldürüyor herkesi falan dedi. Sen de al oğlum dedim. Oğlum önce oynanmıyor bilmem ne dedi böyle. Lan dedim oğlum multiplayer oyunu oynuyorsun. Neyi oynanmıyor? Çok da güzel oynanıyor. Bak adam hepinizin eline veriyor yani. Demek ki adam işini biliyor. Silah almış. Hepinizi dövüyor. Bu kadar basit. Ya bunun başka bir açıklaması yok. Sen de al. Aşağıda item var ama aşağı inmek ne kadar iyi bir fikir. Özellikle o garip şey oralarda dolanırken. Evet hala oralarda çünkü o. Şurada Crystal Lizard'a yetişebilir miyim şimdi asıl soru. Ve bunlar canlanır mı? Bu kesin tuzağa çekiyor beni değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Girse miydim lan? Çok yüksek oğlum burası. Nerede geziyor? Selam! Bir yanlış anlaşılma oldu, bir yanlış anlaşılma oldu. Hayır! Hayır! Selam! Hayır! Hayır, hayır, hayır. Nereye geldim ben? Neredeyim ben? Where the fuck I am? Aç şu lanet kapıyı! Selam! Yine başladığım noktaya döndüm. Sus, bağırma bağırma, çekeceksin yine onu oraya. Burada ne var? Onward bonum da bitti arkadaş. Yani öldüğüm anda 12.000 soul iptal. Lan burası açılacak bir yere gibi benziyordu. Ağlama ağaç, ağlama. Ağlama ne olur, bak üzülüyorum sen ağlayınca. Da arkanda bir şey var, benim onu almam lazım o yüzden. O yüzden bir yolundan çekiliver bir zahmet. Kimse bir not falan filan da bırakmamış. Rusted coin, aman. Gerçi belliydi küçücük bir şey, ne çıkabildi ki içinden en fazla. Küçücük bir ışıktı yani. Köprüden geçip kiliseye gitsen çok güzel olacak diyorsunuz. Tamam beyler, öyle yapayım o zaman, okey. Şuradan sonra burası da kiliseye benziyor bu arada. Merhaba. Ne oluyor, o ne? Yok 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 yok. Ben sonra gelirim. Ben rahatsız ettim. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ben sonra geleceğim. Selam. Hiç öyle bir derdim yok. Hiç öyle bir derdim yok. Hiç öyle bir derdim yok. Teşekkür ederim. Hiç öyle bir derdim yok. Hocam, 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 kusura bakmayın. Vallahi yanlış geldim. Yemin ediyorum burası olduğunu bilsem gelmezdim. Dur lütfen. Hocam görüşmek üzere. Tanıştığıma çok memnun oldum. Vallahi billahi yok. Yok 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 yok. Ben şu an 12.000 solo heba edebilecek seviyede değilim yani. Henüz o seviyeye gelmedim. O yüzden elveda. Ay lan seviyede, ha, required soul 12.000 istiyormuş.
Benim birazcık şeyi arttırmam lazım ya, Endurance'ı. 15.000 istiyor, 12.000 değil ha. Benim yanımda şeyim var mı ki acaba? Ekstradan ya, boss olarak şu falan bundan eder ya şey. Oha 8.000'miş lan bu. O kadar fazla olduğunu bilsem basmazdım. Biraz Endurance basmam lazım abi. Çünkü staminam çok az, çok az yetmiyor ya. Stamina neredeyse hiç kullanmadık yani. Ah, burası için level'ın çok az dost. Boşa girme bile. Aynen öyle olduğu belli zaten. Öyle olduğu belli. O yüzden başka bir yerlere girip devam etsem oyuna sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor şu an bana. Nereden devam ediyorduk onu hatırlamam lazım. Oyuna nereden devam ettiğimizi unuttum. Bildiğiniz unuttum, o kadar uzun zamandır oynamıyorum ki oyunu. Yani level'ım çok düşük ya. Level'ım çok düşük orayla kapışmak için. Yani onu bölgede gezmek için falan. Gerçekten. Highlord Volnir'i kestikten sonra ilerisi var mıydı buranın? Vardı değil mi? Oraya bir gidelim. Gir bence, geçersen ben 65 level'da bitirdim DLC'yi. Allah Allah, ciddi mi? Köprü. Tamam okey, diğeri dönüyorum. Tamam köprüyü geçeceğim. Köprüyü geçeceğim. Köprüyü geçeceğim. Okey okey, tamam köprüyü geçeceğim. Hadi. Gidelim şu köprüye bir bakalım hadi. Neymiş köprü? Herkesin bahsettiği bu büyük köprü neymiş? Gidiyoruz köprüye hadi. Herkes köprüde bir halt olduğunu biliyor. Herkes köprüde bir halt olduğunu biliyor. Beni tuzağa düşürmek için herkes köprüde köprü diyor. Gidiyorum köprüye. İrdon ne yapmamı istiyorsun? Ayağını kapanıp yal vereyim mi? Gel konsol önüne kapanayım ayaklarını. Ne? Kendi yayınına mı devam edeyim? Niye kendi yayınına bu kadar devam etmek istiyorsun? Ama her şekilde buradan yayına yapıyoruz işte. Geçelim bakalım şu köprüyü bir. Koşarak geçelim, hatta başımıza bir halt gelmesin diyeceğim ama koştukça daha da sert oluyor. Her oyunda ne kadar şikayet ettiğinden sonra niye Dark Souls'a girişiyorsun ki bir adam? Bir oyunu kötü oynuyorum diye oynamayacak değil halim yok herhalde. Yok öyle bir mantık. Ben Dark Souls'u oynamayı çok seviyorum da ondan girişiyorum Dark Souls'a ve Dark Souls serisinde bitirmediğim bir oyun yok yani. Her birini defalarca bitirdim. Ama şu anda level'ım çok düşük bu bölge için. Bu kadar basit. Şu anda bu bölgede bu kadar korkak şekilde hareket etmemin sebebi level'ımın aşırı düşük olması. Şeyler 60 level'da insanlar diyorlar ki 60 level'dan aşağı, pardon 60 diyorum, 80 level'dan aşağı şeye girmek diye şeye girmek mantıklı değil. Ama millet şey diyor yani, hani millet inatla gir dedikler durdular, girdik hadi hayırlısı bakalım neler gelecek başımıza. Burada bir bonfire var. Burası bir kilise. Merhaba. Welcome to the painted world of Ariandel. Selam. Frida. Tamam çok güzel anlatıyorsun ama ben senden hiçbir şey anlamayacağım, o yüzden sen bana derdin neyse söyle. Chillbite Ring. Frostbite'ımı engelliyor bu. Bitti herhalde değil mi? Tamam okey. Senin lore'unla sonra uğraşacağım söz. Şu anda değil ama. Tamam. Birileri bir şeyler fırlatıp duruyor. Dandun sesleri geliyor abire. Bu kapı açılmıyor şu anda. Bu taraftan yani etkileşime bile geçemiyorum. Abla senin suratın ne öyle ya? Manken gibi lan adam. Hani manken gibi derken hani taş gibi fiziğin var anlamında demiyorum. Şey anlamında. Ha bildiğin şey mankeni, plastik mankenler var ya, onlardan bahsediyorum. Bu evrendeki insanlar neden ölü gibi konuşuyorlar? Genel olarak bu evren çok depresif bir evren zaten. Az önce boss'la konuştu. Boss mu? O boss değildir lan. Öyle boss mu olur? Bence sevse sadece cuma günü 2-3 saatlik yayın yap kanalında. Dost abi nasıl, teşekkür edersen nasılsın? Ne yapmam lazım benim burada? Burada olay yok. Bu boşuna erken getirdiler şu an için diyor arkadaşımız. Gördünüz mü? Boşa gelmişiz sayenizde. Teşekkür ederiz yani. Sağ olun yani. Arkadaşlar benim level kasmam lazım. Böyle olmaz. 51 level'ım daha. Yani böyle olmaz. Bu iş böyle yürümez. Ne lan o ses çıkaran? Aa buymuş. Hiç fark etmedim. Öyle diyor. Arkadaşlar boss'a şu an girmemin hiçbir şeyi yok, mantığı yok.
Kadını öldür, karıyı kes, hemen herkes şey yapıyor zaten. Ayıp ayıp kız rahibi öyle kötü şeyleri silip atan efendim dostum. Manken dedim, oyuncak manken, oyuncak manken diye bir şey yok. Var mı yoksa? Oyuncak manken diye bir şey var mı? Köprüyü kes, merdiven var. Nerede merdiven var? Köprü gerçekten kesilebiliyor. Ne oldu şimdi, o köprü gitti mi toptan? Bakayım bir. Köprü sağlam mı? Ya kanım yerde kalmasın, en azından gidip kanı alayım. Allah'ım ya. Geri dön kuleye git. Dost abi, arayan dedesini bana önceki yöne tanıdık geliyor. Senin bilgin var mı? Valla ben lore'u hiç takip etmiyorum neredeyse ya. Burada merdiven var. Nerede merdiven var oğlum? Merdivenin yerini söyleyeyim bana. Nerede merdiven, nerede? Fep fep fep. Gizli merdiven var köprüden yıkıldıktan sonra, ama hangi taraftan yıkmamız gerekiyor köprüyü? Bu taraftan değil, öbür taraftan yıkmamız gerekiyor köprüyü, değil mi? Bu olayı yaşanmamış kabul ediyoruz. Evet, rezillikti yani bu olay. Evet, aynı şu Fire Demon olayında olduğu gibi, aynı şey, stres. Don't give up, skeleton. Ezilmiş herifin biri orada çok fena bir şekilde. Fuck! Oyun işin bir de çıkışı var, aynen öyle. Yes. Tamam. Burada bir şey yok. Oğlum çok tırsıyorum. Hayır! Ananın! Gel buraya! Fuck! Aşağı düştüğü için öldü sayıldı ama iyi. Uf.
Lan hadi be, backstabine de sana da ya. La oğlum. Dalga mı geçiyorsun benimle? Heh, bunun da ya. Geri dönüşüm yok artık, evet. Ölmekten başka çare yok. Ya onu oğlum ne oluyor ya? Şerefsiz, sen atıyorsun oradan. Aa! Oğlum bir de şeyli atam var ya. Oğlum her yerdeler ya, her yerdeler. Item'ı almadan ölmeyeceğim en azından. Aşağıda da bonfire var be ya. İnsanın gözü oraya kayıyor. Fuck, bu nedir ya? Bu nedir ya? Hayır! Ha, tamam, bundan sonra 9000 solu kaybettiğime göre, umudumu da kaybettiğime göre. Oğlum orası ne gıcık bir yer öyle ya. Of, tekrar Anor Londa oldu resmen ya. Gene Anor Londa işkencelerini tekrar yaşıyoruz ya. Oyun çok şerefsiz, hem de öyle böyle değil. Oyun bayağı şerefsiz. Tam bir kaos ortamı değil mi? Kesinlikle öyle zaten. Ona şüphe yok canım. Kaos ortamı olduğu kesin de. Nasıl bu kaosun üstesinden gelmek nasıl halledilecek onu düşünüyorum yani. Anor Londa kötü diyorduk. Bu daha da berbat çıktı. Hani ilk oyundaki Anor Londa'dan bayağı bir tırsıyordum. Bu oyunda iyice abartmışlardı Anor Londa'yı. Burası Anor Londa'dan da berbat. Aaaaap! Neredeyse inemiyordum. Neredeyse inemiyordum. Hayır! Hadi 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 hadi. Hadi hadi, fuck you! Fuck you! Fuck you! DS1'de de böyle bir yer var. İşte Anor Londa işte orası. O dediğim bölge Anor Londa işte. Oğlum daptarıcık bir alan vermiş sana. Kaçma şansın hiç yok. Ok zaten direkt olarak geliyor. Dümdüz geliyor. Ne yapılacak anlamadım ben bu işi ya. İkinci oldu. Orası daha bir 50. olur orası ben oraya geçene kadar. Bu ne oğlum? Çok kötü bir yer ya. Sevgili Dark Souls, bize kanser etmekten asla vazgeçmiyorsun. O 9000 soul orada bir kere zaten kaybettim. Ondan sonra artık insanlığımdan hani bildiğim böyle aman modunda oynayabilirim. Şu anda hala orada alınmayı bekleyen 9000 soul var hala. Onun şeyi hayır ve gitti. Ve 9000 soul falan kalmadı. Ve 9000 soul falan kalmadı. Ve 9000 soul falan kalmadı. Üstüne 1,5 litrelik soğuk erikli içelim biz. Neyse ki oyunun ilerisinde 9000 soul hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil yani. Neyse ki. Yani tek bir randa 40.000 60.000 soul alırız yani, o şey değil de. Gene de şu anki aşamada 9000 soul birazcık üzücü yani.
Erikli kafa yapar. Son 20 dakika muhabbet edelim. Ya, muhabbet oğlum 2 hafta üst üste muhabbet ettik zaten ya. İnsanları da çok fazla sıkmayalım. Muhabbeti her zaman herkes sevmiyor muhabbeti. Şu kalkan üstte tutmayı öğrenmek gerekiyor da. Sadece o kadar değil işte olay. Yandı, sağdan soldan da vuruyorlar. Arkadan da vuruyorlar. Her yerden vuruyorlar baksana. Şerefsiz demek sendin ha. Oğlum o ne lan, öyle çok havalı bir karakter lan. Sadece havalı değil, aynı zamanda da bayağı da güçlü. Bayağı da güçlü. Ve hala ok atmaya devam ediyorlar. Lanet olsun ki atmaya devam ediyorlar hala. Ben burada bir yerde bir bonfire görmüştüm. Ona gitsem, seninle hiç bulaşmasam falan, hani nasıl? Şu şey canlanacak mı? Dev bir yengeç falan mı? Nedir o abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle, birden fazla var. Aynen öyle, birden fazla var. Bonfire. Yes, yes, yes. Fuck you guys. Bonfire buldum. Hadi elveda. Yeah, yeah, yeah. Oğlum hiçbir şeyle savaşmadan geçmeyince de Dark Souls oynamanın manası ne ya? Bu kadar düşük level'da... Burası ne lan böyle? Hiçbir şey değilmiş. Vallahi 700 soul'um var, hiçbir şey değil, kaybedebilirim. Burası boss bölgesine benziyor zaten. Bildiğim boss için yapmışlar burayı. Yok mudur bir boss falan derken, oh shit, bir an Artorias falan sandım böyle küçük, ama Artorias'ın iyice en geçmiş versiyonu falan dedim, kurtlarla mutlarla çıktı. Çok gereksiz kolay bu. Bu işte bir bok var. Aşırı kolay bu. Bu işte bir bokluk var. Aşırı kolay bu. Normal olamaz. Hadi be. Bu ne be? Bu aşırı kolay bir bokluk var bu işte. Birazdan neye dönüşecek bu, söyleyeyim bana. Bu aşırı kolay. O ses neydi? Biliyordum işte. Hayır. Sif. Sif değilsin belki ama bir din sifsin sen. Abi ya. Büyü de atmaya başladı yavşak. Bir dur işte, bir dur.
Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm ne lan? Çok güçsüzüm. Çok güçlü değilim. Çok güçsüzüm. Aşırı güçsüzüm şu anda. Burası için aşırı güçsüzüm. Burası için çok daha güçlü olarak geri dönmem gerekiyor buraya. Ve gördüğünüzde süper kahraman olarak dönmeliyim. Öncelikle kılıcım artı 10 olmalı. Onun üzerine ben en az bir 150 level olmalıyım. Tamam mı? Artık 40 olmalıyım falan böyle şeylerim. İki strength ve dex'im 40 falan olmalı. Ancak o zaman full halimde şey yapabilirim. Savaşabilirim. Önce adamı hallet. Yani ben de onu planlıyorum ama o kadar kolay olmuyor işte, sıkıntı orada. Baksanıza. Lan bir durun lan. Abi yok. Yok. Adamı üzerimize çekmeden önce o kurtların hallolması lazım. Yok yani, olmuyor iş. Olmaz o iş yani. Lan bir dur, bir vurayım artık şuna bir kere. Ha? Sonunda ya, lanet şey. Bunu şimdi basmasam da olur. Niye şimdi bastım ki? Birazcık acele ettik orada. Amına koyayım, bir de üzerine şey yedim ya. Of. Abi rezillik. Bir dur, bir ayağa kalkayım yavşak. Oğlum lan bir dur lan. Hareket etmeme izin ver. Bitirdin zaten, şeyim kalmadı. Arkadaş sen neymişsin? Biraz önce en azından kapışabiliyordum. Şimdi vuramadım bile sana doğru düzgün. Çok hızlısın abicim. Aşırı hızlısın ya, yetişemiyorum buna. Hadi lan. Sen benim kalkanıma saldırırken ben sana saldırı yapamam yalnız, haksızlık bu. Ama ben senin kalkanına saldırırken sen damage yemeden benim şeyime saldırmaya devam edebiliyorsun. Ayıp ediyorsun. Daha kurt gelecek ya. Daha kurt gelecek ya. Baksana. Ulan tam da şeyi açtıydım be. Abi benim daha fazla stamina'ya ihtiyacım var. Baksanıza adamın içinden geçiyor saldırı yani. R2 saldırım herifin içinden geçiyor. Başka bir saldırı yaptığı için bildiğin sıfırlanıyor benim saldırım. Hiçbir şey yaramıyor. Geliyor bizimki de. Koştura koştura geliyor, keyifli keyifli. Hadi oğlum, hadi oğlum. Fuck. Bitti. This is over. Bitti. 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 Yok abi, ben buraya çok daha güçlü olarak geri döneceğim. Şu anki halimle böyle savaşmak istemiyorum. Bu bayağı işkence yani. Hadi son bir kez daha deneyelim. Ondan sonra ben yoluma, o yoluna. Yolum eğer de geç onun tarafına düşecek elbette ama o zaman daha fena olarak döneceğim yani. Bu sefer geldiğimde bunun 3 katı daha güçlü olacağım. O zaman görüşürüz o şerefsizler biz. Kurt geldim, adamı bırak kurt. Adam pek bir şey yapamıyor kurt geldikten sonra. İyi de abi ben de kurda bir şey yapamıyorum ondan sonra. Sıkıntı orada yani. Kurt fazla iyi. Kurt fazla güçlü yani. Ben kurtla baş edemiyorum ki. Hacı sen fazla uzağa gittin yalnız. O kadar uzağa gitmemen lazım. Benim sana saldırı yapmam lazım çünkü.
Hadi artık kendine gel karakterim canım. Vur lan. Tamam. Kurtlarda bir esus harcamayalım bir zahmet. Bir zahmet ama bir zahmet lütfen. Hadi kurt gel koş kurt. Atıl. Atıl şerefsiz kurt atıl. Bir dur işte şu kurdu bir indireyim. Şu kurdu bir indireyim bir dur. Zıpla. Bir şeyler yap. Oğlum dur daha seninle başlamadık. Şimdi başlıyoruz ha. Allah Allah. Abi staminam yetmiyor ya. Staminam yetmiyor. Baksana ya adamı kalkanla vururken adam bana saldırmaya devam edebiliyor. Benim staminayı çok ciddi arttırmam lazım çünkü saldırı yetmiyor. Hacı kalkanla saldırı yapıyorum nasıl bana vurmaya devam edebiliyorsun? Lan şerefsize bak ya. Dodge attıktan sonra hala bana saldıracak zamanı olabiliyor herifin. Sonunda ya. Allah'ım yok ya yok ya herifin. Çıldırtıyor beni herif çıldırtıyor ya. Ya teke tekte zaten zorlanıyorum bir de üzerine kurt geliyor herif de. Adamdaki stamina bitmiyor ki. Şu staminam bir bitebilir mi artık? 30 kere üst üste aynı hamle yapabiliyorsun. Geliyor gene. Kurt dur kurt. Vallahi adam bayağı da bir şeyler yapıyor abi. Hiç de bir şey yapmıyor değil. Bayağı da güzel yapıyor. Adamın damage'i de hayvan gibi artıyor bu arada onu şey yaptığı zaman. Kurt gelince herifin damage'i hayvan gibi artıyor. Normalden çok daha fazla vuruyor. Lan bir dur kurt bir dur lan. Bir dur lan herifin üzerine doğru bir giderken bir dur bir sen bir dur ya. Yok abi. Mümkün değil. Bu halde ben bununla savaşmak istemiyorum. Kendimi bu kadar gereksiz strese sokmak istemiyorum. Ben direkt normal Dark Souls'u oynar, güzelce şeyimi geçer, bölümleri geçmem gereken yerlerimi bitirir dediğim gibi. Kendimi 150 level yapar ondan sonra gelirim. Bu ne lan böyle? Niye kendime böyle işkence edeyim? Bu kadar şeyde uğraşayım. Bu kadar düşük level'da bununla savaşmaya uğraşmak tam bir işkence. Şeyden devam. Geri döndüğümde o kurdu var ya, lime lime edeceğim, lime lime. Geri döndüğümde 3 kat daha güçlü olacağım lanet olası hayvan. Seni mahvedeceğim. Çok güçlü olup kesmenin ne anlamı var? RPG oynuyoruz acı. RPG'ler böyle oynanır. Level kasma denen bir şey koymadıkları sürece bir oyun sana eğer 80 level olmadan buraya girmen tavsiye edilmez diyorsa ve ben oraya 50 levelken gidiyorsam bir sıkıntı vardır. Şimdi bunu kesebilecek miyiz? Dur bakalım. Güzel.
Bineceğim sırtına, vuracağım kurbacı ulu kurt. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. O kurda var ya, tecavüz edeceğim, tecavüz. Mahvedeceğim onu. Shadow of Mordor almalı mıyım? Witcher 3 alacağım da. Witcher 3 al, Shadow of Mordor alma. Ha, kuyrukta silah vardı galiba. Hangi kuyrukta? Bu şeyin kuyruğunu kesince mi silah çıkıyordu? Gerek yok ya, ben şeyle mutluyum. Ben Dark Sword'la mutluyum. Başka bir silah kullanacağımı zannetmiyorum oyunun geri kalanında. Dark Sword beni fazlasıyla mutlu etmeye yetiyor. Ben kendi level'ımdaki yerlerde gezeceğim abi. Böyle manyak manyak mekanlarda gezmeye artık son. Manyak manyak mekanlarda gezmeye son. Gel hadi. İlla sağındaki tipi mi çekeceğiz yani önce? Duracağım mı? Staminam bitecek mi bir ara? Hani benim staminam var malum. Senin saldırılarını hem bloklamak hem kaçmak yeterli değil bir noktadan sonra. Birazcık da hani senin de staminan olsa da birazcık adaletli olsa şu oyun. Dur artık. Evet hocam, gel. Gel. Hadi hadi hadi, uzatma, hadi gel. Aferin. Mecha anime önersene valla. Ne bileyim. Tengen Toppa Gurren Lagann izle. Ne bileyim, şu an aklıma bir şey gelmiyor. En iyi mechalı anime zaten. Herhalde. Tengen Toppa Gurren Lagann'la şey falandır herhalde. Yani Evangelion'u tam mecha için izlemiyorum ama. Yani mecha için izlenecek bir seri değil çünkü Evangelion. Ne yapsam, hiç uğraşmasam mı burayla acaba? Şöyle. Yok, uğraş. Olmaz. Burası biraz kanser ya. Şuralar. Şu kısım özellikle. Şu abiler, şu alev çıkartan abiler bayağı bir zorluyorlar. Aynı bu şekilde. Bir de üzerine iki tane olmaları daha da eğlenceli hale getiriyor her şeyi. Kaçma. Kaçma. Overlord'u izledim ilk 6 bölümden sonra, çok sıkıldım ve bıraktım. Benim Titanite Chunk bulmam lazım elbette bir de. Titanite Chunk'ı acaba oyunda ilk kez Titanite Chunk'lar hangi bölgede çıkmaya başlıyorlar onu düşünüyorum şu anda. Titanite Chunk'lar oyunda ilk kez hangi bölgede çıkıyorlar? Hangi bölgede çıkıyorlar? Daha var herhalde ya orası. Anor London'dan sonra mı çıkıyorlardı? Neden PC'de oynuyorum? Çünkü yayın yapmak istiyorsam eğer bilgisayarda oynamam lazım. Yayın yapamıyorum. İkincisi 60 FPS. O yüzden. Ya bu kadar basit. 60 FPS'in tadını çıkarmak için elbette. 13.000 15.682 istiyormuş. Ben onu 15.682'ye tamamlarım lan. Ya zaten 4 dakika kaldı, uzatmak istemiyorum daha fazla. Bonfire'dan şeye döneyim. Bir dahaki yayına kadar. Bir dahaki yayına kadar ben karakterimi zaten aşırı güçlendirmiş olurum. Bir dahaki yayında da DLC ile. Bir dahaki bosslarla tekrar bir yüzleşme yapar. Üstesinden gelip gelemeyeceğimizi görürüz. Dönelim şimdi şeye. A Demon Souls'daki kim? Pezecenk. Uncharted 4 lan var konsolda. Ezik PC'ler. Aha ha ha ha. Harbiden konsolcu arkadaşlar. Ben de konsol kullanıyorum sonuçta. Gereksiz alınganlıklar yapmayın. Bende bütün konsollar var. Ama bir oyunun bir versiyonu bir platformda daha iyiyse daha iyidir yani. Bunu niye tartışalım ki?
Michael güçsüz ama gururlu karakter, hatırlıyor musunuz? Aradan bir hafta geçti ve artık bambaşka birisi. Aynen öyle Samet. Çok daha güçlü olarak geri döneceğim. Ve o kurdu ve o şeyini, sahibini böyle çatır 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 yiyeceğim onları böyle. Diye bir sokacağım bir telefonu akıllıca böyle. Bu değil lan. Şu. Her şey harika olacak. Daha fazla stamina. Daha fazla. Ve tabii ki 40'a 40. Dur bakayım, ne şeyler dönmem lazım benim. 40 strength'e 40 dexterity olacak. Endurance 25 olsa yeter mi bilmiyorum. Vigor'u 40'a çıkarırım herhalde. Var daha ya. Daha var, daha kasarız, daha kasarız. Yani. Dostlar bugün konsola geldim, seni görürüm diye göremedim. Keşke gelseydin. Bugün Titanfall 2 gelmedi. O yüzden artık şey yapmamız gerek yok. Konsol oyuna gelirseniz benimle konuşabilirsiniz. Evet, konsol oyunda olduğum süre zarfı içerisinde benimle görüşebilirsiniz. Bakalım drop frame'imiz var mı? Drop frame'imiz hiç yok gibi duruyor. Şu an drop frame'imiz %0.0. Wolf Among Us oynayacağım mı haftaya? 3. bölümü oynayabiliriz. Ama gelecek hafta eğer DLC'yi bitirmeye karar verirsem o zaman şey olmaz. Yani şey yapmam, devam edeyim yani. Dark Souls'u bitiririm, ondan sonra zaman kalırsa Wolf Among Us oynarım herhalde gelecek hafta. Son 1 dakika beyler. Konsol her zaman üstündür dost kayı, unutma. Mesela Metal Gear Solid 5 60 FPS 1080p demek ki yapılıyor, firmalar uğraşmıyor. Ayrıca Bloodborne var ulan. Konsollar hiçbir zaman üstün değildir. Her şey yapımcı istiyorlardır bir. Sen gidip 6000-7000 TL'ye PC toplarsan konsol hiçbir zaman daha üstün olmaz. Üstünlük bilgisayar ve konsol savaşı diye bir savaş yok zaten. O savaş çok komik olur çünkü. Yani 25 yaşında hayvan gibi dünyadaki tüm dövüş sanatlarını bilen bir adamın 5 yaşında daha konuşmayı yeni öğrenmiş, ki 5 yaşında bir çocuk konuşma yeri öğreniyorsa ciddi bir ruhsal sorunu vardır. Bayağı bir zihinsel sorunu vardır. O adamla kapışmasına benzer. Böyle bir şey mümkün değil. Bilgisayarlar parasını ödediysen eğer her zaman için daha güç, daha üstündür. Ama oyun yapımcıları bir oyunu tutup konsolda yaptıysa, konsola özel yaptıysa, ondan sonra çıkıp bunu bilgisayara portladıysa ve doğal olarak bu portlama aşamasında gerçekten çaba göstermeyip sıçtılarsa, o zaman yapacak bir şey yok. O zaman yapılabilecek hiçbir şey yok. Ben de konsolcuyum. Konsolun rahatlığını seviyorum çünkü. Eskiden seviyordum. Şu an değil. Şu an PlayStation 4'e diski takıp direkt çalışmıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Eskiden taktığımız anda çalışıyordu oyunlar. Güzeldi. O zaman o günleri ben de çok özlüyorum. Ve onun rahatlığını seviyorum zaten. Konsolun rahatlığını seviyorum. Arkama yaslanarak böyle oh diyerek oynamayı seviyorum. Milyon tane grafiksel ayar yapmamayı seviyorum. Bilmem neyi seviyorum. Ama konsollar üstün değildir. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Yayınımızı burada bitiriyoruz. Ben birazcık oturup Dark Souls'da ilerleyip kasacağım, edeceğim falan filan. Ama bugünlük bu kadar. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Umarım iyi zaman geçirmişsinizdir. Haydi bay bay. Haydi.